Tevhidin ikinci meyvesi. Birinci meyve Halık-ı Kainat olan Zat-ı Akdes'e baktığı gibi ikinci meyve dahi kainatın zatına ve mahiyetine bakar. Evet, sırr vahdetle kainatın kemalatı tahakkuk eder ve mevcudatın ulvi vazifeleri anlaşılır ve mahlukatın netice hilkatleri takarrur eder ve masnuatın kıymetleri bilinir ve bu alemdeki makasıd-ı ilahiye vücut bulur ve zihayat ve hikmet hikmeti hilkatları ve sırrı icatları tezahür eder ve bu dehşetengiz tahavvülat içinde kahharane fırtınaların hiddetli ekşi simaları arkasında rahmetin ve hikmetin güler güzel yüzleri görünür ve fena ve zevalde kaybolan mevcudatın neticeleri ve hüviyetleri ve mahiyetleri ve ruhları ve tesbihatları gibi çok vücutları kendilerine bedel alemi şehadette bırakıp sonra gittikleri bilinir. Ve kainat baştan başa gayet manidar bir kitab-ı samedani ve mevcudat fersten arşa kadar gayet mucizane bir mecmuayı mektubat-ı subhaniye ve mahlukatın bütün taifeleri gayet muntazam ve muhteşem bir orduyu rabbani ve masnuatın bütün kabileleri mikroptan karıncadan ta gergedana ta kartallara Ta seyyarata kadar Sultan Ezeli'nin gayet vazifeperver memurları olduğu bilinmesi ve her şey aynadarlık ve intisap ciyetiyle binler derece kıymeti şahsiyesinden daha yüksek kıymet almaları ve seyli mevcudat ve kafile-i mahlukat nereden geliyor ve nereye gidecek ve ne için gelmişler ve ne yapıyorlar diye halledilmeyen tılsımlı suallerin manaları ona inkişaf etmesi ancak ve ancak sırrı tevhid diledir. Yoksa kainatın bu mezkür yüksek kemalatları sönecek ve o ulvi ve kutsi hakikatları zıtlarına inkılap edecek. İşte şirk ve küfür cinayeti kainatın bütün kemalatına ve ulvi hukuklarına ve kutsi hakikatlarına bir tecavüz olduğu cihetledir ki ehli şirk ve küfre karşı kainat kızıyor ve semavat ve arz hiddet ediyor ve onların mahvına anasır ittifak edip Kavminu Nuh aleyhisselam ve Ad ve Semud ve Firavun gibi ehli şirki boğuyor, gark ediyor. Tekadu temeyyezu minel gayz ayetinin sırrı ile cehennem dahi ehli şirk ve küfre öyle kızıyor ve kızışıyor ki parçalanmak derecesine geliyor. Evet şirk kainata karşı büyük bir tahkir ve azim bir tecavüzdür. Ve kainatın kutsi vazifelerini ve hilkatin hikmetlerini inkar etmekle şerefini kırıyor numune için binler misallerinden bir tek misale işaret edeceğiz. Mesela sırrı vahdet ile kainat öyle cesim ve cismani bir melaike hükmünde olur ki mevcudatın nevileri adedince yüzbinler başlı ve her başında o nevide bulunan fertlerin sayısınca yüzbinler ağız ve her ağzında o ferdin cihazat ve ecza ve aza ve hüceyratı miktarınca yüzbinler diller ile sanini takdis ederek tesbihat yapan İsrafil misal ubudiyette ulvi bir makam sahibi bir acayibül mahlukat iken hem sırrı tevhid ile ahiret alemlerine ve menzillerine çok mahsulat yetiştiren bir mezraa ve dar-ı saadet tabakalarına amali beşeriye gibi çok hasılatı ile levazımat tedarik eden bir fabrika ve alemi bekada hususan cenneti âlâdaki ehli temaşaya dünyadan alınma sermediği manzaraları göstermek için mütemadiyen işleyen yüz bin yüzlü sinemalı bir fotoğraf iken, şirk ise, bu çok acib ve tam muti hayattar ve cismani melaikeyi, camit, ruhsuz, fani, vazifesiz, halik, manasız, hadisatın her cümerci altında ve inkılapların fırtınaları içinde, adem zulümatında yuvarlanan bir perişan mecmuai vahiyesi, hem bu çok garip ve tam muntazam menfaatlar fabrikayı, mahsulatsız, neticesiz, işsiz, muattal, karma karışık olarak şuursuz tesadüflerin oyuncağı ve sağır tabiatın ve kör kuvvetin melabegahı ve umum zişurun matemhanesi ve bütün zihayatın mezbahası ve hüzüngahı suretine çevirir. İşte inne şirke le zulmun azim sırrıyla şirk bir tek seyyiye iken ne kadar çok ve büyük cinayetlere medar oluyor ki cehennemde hadsiz azaba müstehak eder. Her neyse, Sirac-ı Nur'da bu ikinci meyvenin izahatı ve hüccetleri mükerreren beyan edildiğinden, o uzun kıssayı kısa bıraktık. Bu ikinci meyveye beni sevk edip isal eden acip bir his ve garip bir zevktir. Şöyle ki, bir zaman bahar mevsiminde temaşa ederken gördüm ki, zemin yüzünde haşir ve neşri azamın yüzbinler numunelerini gösteren bir seyran ve seyelan içinde, kafile kafile arkasında gelen geçen mevcudatın ve bilhassa zihayat mahlukatın, hususan küçücük zihayatların kısa bir zamanda görünüp der kaybolmaları ve daimi bir faaliyeti müdhişe içinde mevt ve zeval levhaları bana çok hazin görünüp rikatime şiddetle dokunarak beni ağlatıyordu. O güzel hayvancıkların vefatlarını gördükçe kalbim acıyordu. Of, yazık, ah, yazık diyerek bu ahların ofların altında derinden derine bir vaveylay ruhi hissediyordum. Ve bu akıbete uğrayan hayat ise ölümden beter bir azap gördüm. Hem nebatat ve hayvanat aleminde gayet güzel, sevimli ve çok kıymetli sanatta olan zihayatların bir dakikada gözünü açıp bu seyrangahı kainata bakar, dakikasıyla mahvolur gider. Bu hali temaşa ettikçe ciğerlerim sızlıyordu. Ağlamak ile şekva etmek istiyor. Neden geliyorlar? Hiç durmadan gidiyorlar diye feleğe karşı kalbim dehşetli sualler soruyor ve böyle faydasız, gayesiz, neticesiz, çabuk idam edilen bu masnucuklar gözümüz önünde bu kadar ihtimam ve dikkat ve sanat ve cihazat ve terbiye ve tedbir ile kıymetdar bir surette icad edildikten sonra gayet ehemmiyetsiz paçavralar gibi parçalanıp, hiçlik karanlıklarına atılmalarını gördükçe, kemalata meftun ve güzelliklere müptela ve kıymetdar şeylere aşık olan bütün latifelerim ve duygularım, feryat edip bağırıyorlardı ki, neden bunlara merhamet edilmiyor? Yazık değiller mi? Bu baş döndürücü deverandaki fena ve zeval, nereden gelip, bu biçarelere musallat olmuş diye, mukadderat-ı hayatiyenin dış yüzünde bulunan elîm keyfiyetleriyle kadere karşı müthiş itirazlar başladığı hengamda birden nuru Kur'an, sırrı iman, lütfu Rahman ile tevhid imdadıma yetişti. O karanlıkları aydınlattı. Benim bütün ah ve oflarımı, ohlara ve ağlamalarımı sürürlara ve yazık demelerimi maşallah barekallahlara çevirdi. Elhamdülillahi ala nuril iman dedirtti. Çünkü sırrı vahdetle şöyle gördüm ki her bir mahluk hususan her bir zihayatın sırrı tevhid ile çok büyük neticeleri ve umumi faydaları vardır. Ez cümle. Her bir zihayat mesela bu süslü çiçek ve şu tatlıcı sinek öyle manidar, ilahi, manzum bir kasideciktir ki hadsiz zihurlar onu kemal-i lezzetle mütala ederler ve öyle kıymetler bir mucize-i kudrettir ve bir ilanname-i hikmettir ki saniinin sanatını nihayetsiz ehli takdire cazibedarane teşhir eder. Hem kendi sanatını kendisi temaşa etmek ve kendi cemali fıtratını kendisi müşahede etmek ve kendi cilvi esmasının güzelliklerini ayneciklerde kendisi seyretmek isteyen Fatır Zülcelal'in nazarı şuhuduna görünmek ve mazhar olmak gayet yüksek bir netice-i hilkatidir. Hem kainattaki hadsiz faaliyeti iktiza eden tezahür-ü rububiyete ve tebarüz-ü kemalat-ı ilahiyeye, 24. mektupta beyan edildiği gibi, beş vecihle hizmeti dahi, ulvi bir vazifeyi fıtratıdır. Ve böyle faydeleri ve neticeleri vermekle beraber, kendi yerinde bu alemi şehadette ziruh ise ruhunu ve hadsiz hafızalarda vesair elvah-ı mahfuzalarda suretini ve hüviyetini ve tohumlarında ve yumurtacıklarında mahiyetinin kanunlarını ve bir nevi müstakbel hayatını ve alemi gaybda ve daire esmada aynedarlık ettiği kemalleri ve güzellikleri bırakıp mesrurane terhis manasında bir zahiri mevt ile bir zeval perdesi altına girer yalnız dünyevi gözlerden saklanır mahiyetinde gördüm oh elhamdülillah dedim Evet, kainatın bütün tabakatında ve umum nevilerinde Göz ile görünen ve her tarafa kök salan gayet esaslı ve çok kuvvetli ve kusursuz ve nihayet derecede parlak olan bu cemaller ve güzellikler elbette şirkin iktiza ettiği çok çirkin ve haşin ve gayet menfur ve perişan olan evvelki vaziyet muhal ve mevhum olduğunu gösteriyor. Çünkü böyle çok esaslı bir cemal perdesi altında böyle dehşetli bir çirkinlik saklanamaz ve bulunamaz. Eğer bulunsa o hakikatlı cemal, hakikatsız, asılsız, vahi ve vehmi olur. Demek şirkin hakikati yok, yolu kapalı, bataklıkta saplanır. Hükmü muhal, mümtenidir. Bu mezkür hissi olan hakikati imaniye, tafsilatla ve kat'î bürhanlar ile Sirac-ı Nur'un müteaddit risalelerinde beyan edildiğinden burada bu kısacık işaretle iktifa ederiz. Üçüncü meyve. Zî şuura, bilhassa insana bakar. Evet, sırrı vahdet ile insan bütün mahlukat içinde büyük bir kemal sahibi ve kainatın en kıymetli meyvesi ve mahlukatın en nazenini ve en mükemmeli ve zihayatın en bahtiyarı ve en mes'udu ve halika alemin muhatabı ve dostu olabilir. Hatta bütün kemalat-ı insaniye ve beşerin bütün ulvi maksatları tevhid ile bağlıdır ve sırrı vahdetle vücut bulur. Yoksa eğer vahdet olmazsa İnsan mahlukatın en betbahtı ve mevcudatın en süflisi ve hayvanatın en bi'çaresi ve zîşûrun en hüzünlüsü ve azaplısı ve gamlısı olur. Çünkü insan nihayetsiz bir aczi ve nihayetsiz düşmanları ve hadsiz bir fakrı ve hadsiz ihtiyaçları bulunmakla beraber mahiyeti öyle çok ve mütenevvi alatla ve hissiyatla teçhiz edilmiş ki yüz bin çeşit elemleri hisseder ve yüzbinler tarzlarda lezzetleri zevk ederek ister. Ve öyle maksatları ve arzuları var ki, bütün kainata birden hükmü geçmeyen bir zat, o arzuları yerine getiremez. Mesela, insanda gayet şedid bir arzuyu beka var. İnsanın bu maksadını öyle bir zat verebilir ki, bütün kainatı bir saray hükmünde tasarruf eder. Bir odanın kapısını kapayıp, diğer bir menzilin kapısını açmak gibi kolay bir surette dünya kapısını kapayıp ahiret kapısını açabilsin. Beşerin bu arzuyu beka gibi ebet tarafına uzanmış ve aktarı aleme yayılmış binler menfi ve müsbet arzuları var ki onları vermekle beşerin iki dehşetli yaraları olan aczini ve fakrını tedavi eden zat ise ancak sırrı vahdetle bütün kainatı kabzasında tutan zatı ehad olabilir hem beşerde kalbinin selametine ve istirahatine ait öyle incicik ve gizli ve cüz'i matlapları ve ruhunun bekasına ve saadetine medar, öyle büyük ve muhit ve külli maksatları var ki, onları öyle bir zat verebilir ki, kalbin en ince ve görünmez perdelerini görür, lakayt kalmaz, hem en gizli ve işitilmez gayet mahvi seslerini işitir, cevapsız bırakmaz. Hem semavat ve arzı, iki muti nefer gibi emrine musahhar ederek, külli hizmetlerde çalıştıracak derecede muktedir olabilsin. Hem insanın bütün cihazatları ve hissiyatları sırrı vahdetle gayet yüksek bir kıymet alırlar ve şirk ve küfür ile gayet derecede sukut ederler. Mesela insanın en kıymetli cihazı akıldır. Eğer sırrı tevhid ile olsa o akıl hem ilahi kutsi defineleri hem kainatın binler hazinelerini açan pırlanta gibi bir anahtarı olur. Eğer şirk ve küfre düşse, o akıl, o halde geçmiş zamanın elîm hüzünlerini ve gelecek zamanın vahşi korkularını insanın başına toplattıran meş'um ve sebebi taciz bir alet bela olur. Hem mesela, insanın en latif ve şirin bir seciyesi olan şefkat, eğer sırrı tevhid onun yardımına yetişmezse, öyle müthiş bir hırkat, bir firkat, bir rikkat, bir musibet olur ki, insanı en betbat bir dereceye indirir. Tek bir güzel yavrusunu ebedi kaybeden bir gafil valide bu hırkatı tam hisseder. Hem mesela insanın en lezzetli ve tatlı ve kıymetli hissi olan muhabbet eğer sırrı tevhid yardım etse bu küçücük insanı kainat kadar büyüttürür ve genişlik verir ve mahlukata nazenin bir sultan yapar. Eğer şirk ve küfre düşse, el iyyazu billah öyle bir musibet olur ki, mütemadiyen zeval ve fenada mahvolan hadsiz mahbublarının ebedi firakları ile biçare kalbi insaniyi her dakika parça parça eder. Fakat gaflet veren lehviyatlar muvakkaten iptali his nev'inden zahiren hissettirmiyor. İşte bu üç misale yüzer cihazat ve hissiyatı ı beşeriyeyi kıyas etsen, vahdet, tevhid ne derece kemalat-ı insaniyeye medar olduğunu anlarsın. Bu üçüncü meyve dahi, sirac Nur'un belki yirmi risalelerinde gayet güzel bir tafsil ve hüccetli bir surette beyan edildiğinden, burada kısa bir işaretle iktifa ederiz. Beni bu meyveye sevk ve îsal eden şöyle bir histir. Bir zaman yüksek bir dağ başındaydım. Gafleti dağıtacak bir intibah-ı ruhi vasıtasıyla, kabir tam manasıyla, ölüm bütün çıplaklığı ile ve zeval ve fena ağlattırıcı levhalarıyla bana göründü. Herkes gibi fıtratımdaki fıtri aşkı beka birden zevale karşı isyan edip galeyana geldi. Ve muhabbet ve takdir ile pek çok alakadar olduğum ehli kemalat ve meşahiri enbiya ve evliya ve asfiyanın sönmelerine ve mahvolmalarına karşı mahiyetimdeki rikkat-i cinsiye ve şefkat-i nev'iye dahi kabre karşı tuyan edip feveran etti ve altı cihete istimdatkarane baktım. Hiçbir teselli, bir medet göremedim. Çünkü zamanı mazi tarafı bir mezarı ekber ve müstakbel bir karanlık ve yukarı bir dehşet ve aşağı ve sağ ve sol taraflarından elîm ve hazin haller, hadsiz muzır şeylerin tehacumatını gördüm. Birden sırrı tevhid imdadıma yetişti. Perdeyi açtı. Hakikatı halin yüzünü gösterdi. Bak dedi en evvel beni çok korkutan ölümün yüzüne baktım. Gördüm ki, ölüm ehli iman için bir terhistir, ecel terhis tezkeresidir, bir tebdili mekandır, bir hayat-ı bakiyenin mukaddimesi ve kapısıdır. Zindana dünyadan çıkmak ve bağıstanı cinana bir uçmaktır. Hizmetinin ücretini almak için huzuru rahmana girmeye bir nöbettir ve dar saadete gitmeye bir davettir diye kat'i anladığımdan ölümü ve mevti sevmeye başladım. Sonra zeval ve fenaya baktım, gördüm ki, sinema perdeleri gibi ve güneşe mukabil akan kabarcıklar misillü, lezzet verici bir teceddüdü emsaldir, bir tazelenmektir. Ve Esma-i Hüsna'nın çok hasna ve güzel cilvelerini tazelendirmek için, alemi i gaybtan gelip, alemi i şehadette vazifedarane bir seyrandır, bir cevelandır. Ve cemal-i rububiyetin hikmetdarane bir tezahüratıdır ve mevcudatın hüsnü sermediye karşı bir darlığıdır, yakinen bildim. Sonra altı cihete baktım gördüm ki, sırrı tevhid ile o kadar nuranidir ki göz kamaştırıyor. Geçmiş zaman bir mezar ekber olmadığını, belki zamanı istikbale inkılap edip, binler mecalisi münevvere ve mecma ahbab, binler menazır-ı nuraniye gördüm ve hakeza bu iki madde gibi binler maddelerin hakiki yüzlerine baktım, sürur ve şükürden başka bir tesir, bir keyfiyet vermediklerini gördüm. Bu üçüncü meyveye ait bu zevkimi ve hissimi, Sirac-ül Nur'un belki kırk risalelerinde cüz'i külli deliller ile beyan etmişim. Ve bilhassa 26. lem'a olan İhtiyarlar Risalesi'nin 13 adet ricalarında o derece kat'î ve güzel izah edilmiştir ki, daha fevkinde izah olmaz. Onun için bu pek uzun kıssayı bu makamda pek çok kısa kestim.